Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala Resulina Muhammedin ve ala aleyhi ve sahbihi ecmain. Mucizat-ı Kur'aniye Risalesi. Malum Bediüzzaman Hazretleri 130 Risale telif etmiş. Bu 130'dan bir tanesi Mucizat-ı Kur'aniye Risalesi 25. söz. Ve sayfa itibariyle bu risaleler içinde herhalde en uzun olanı. Yani 100 sayfa civarında Kur'an'ın mucizeliğini değişik yönleriyle ele alıyor. Okuyacağımız kısım Kur'an-ı Kerim'in tarifiyle alakalı. Malum tarifle bir şeyin ne olduğunu daha iyi anlarız. Burada da Kur'an-ı Kerim'in klasik alışılmış tarzdan daha farklı bir şekilde bir tarifini okumuş olacağız. Meşhur olan tarif şu, ilgili kitaplarda. Kur'an-ı Kerim nedir? Kur'an-ı Kerim Allah'ın kelamı. Peygamberimiz Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve selleme Cebrail aleyhisselam vasıtasıyla 23 yıl boyunca nazil olmuş ilahi kelam. Elbette bu tarifle yani Kur'an-ı Kerim'in tarifi bir derece yapılmış olur. Ama okuyacağımız kısım Kur'an-ı Kerim'i daha çok muhteva yönüyle ele alıyor. Ve bu tariflerde Kur'an-ı Kerim'e çok daha külli bir şekilde bakabileceğiz. Daha iyi anlayabileceğiz. Kur'an şu kitab-ı kebir-i kainatın bir tercüme-i ezeliyesi. Kainat büyük bir kitap. Mesela önümüzde kitap Arapça olsa, Arapça bilmeyen birisi kitaba baktığında herhangi bir şey anlamayacaktır. Ama tercüme edildiğinde anlayabilir. Benzeri bir şekilde kainat mücessem bir kitap. Çok büyük bir kitap. Peki bu kitap nedir? Bu kitabın manasını Kur'an-ı Kerim bize bildiriyor. Ve ayat-ı tekviniyeyi okuyan mütenevvi dillerinin tercümanı ebedisi. Genelde biz ayet denildiğinde Kur'an-ı Kerim ayetlerini anlarız. Ancak Kur'an-ı Kerim okuduğumuzda kainat kitabının da ayetleri olduğunu, işte tekvin ayet deniliyor bunlara, fark ederiz. Tekvin ayet derken, gece gündüz Allah'ın ayetlerinden iki ayettir. Ay, güneş, başka ayetlerdir. Ne kadar mahlukat varsa her bir mahluk Allah'ın ayetlerinden birer ayettir. Ve bunların mütenevvi dilleri var, çeşit çeşit dilleri var. Kur'an-ı Kerim o dilleri bize tercüme ediyor. Mesela Sebbaha lillahi ma fis semavati vel ard. Göklerde ve yerde ne varsa hepsi Allah'a tesbih eder. Yoksa bu ayeti bilmeden bu varlıklar ne vazife görüyor, nedir onları bilemeyiz. Ve şu alemi gayb ve şehadet kitabının müfessiri. Kur'an-ı Kerim'de Allah-u Teala kendini alimul gaybi ve şehade diye bize bildirir. O gaybı da şehadeti de bilendir. Buradan hareketle alemler de gayb alemi ve şehadet alemi diye ikiye ayrılmış. Günümüzde bu fiziki alem, metafizik alem veya görülen alem, görülmeyen alem gibi ifade edilebilir. İşte Kur'an-ı Kerim hem görünen hem de görünmeyen alemi, alemleri bize anlatıyor. Mesela görülmeyen alemde melekler var. Biz kendi aklımızla, hatta topyekün insanlığın aklıyla melekleri anlayabilmiş değiliz. Uzayda hayat var mı? Henüz keşfedebilmiş değiliz. Ama Kur'an-ı Kerim'i okuduğumuzda her tarafın melekler, ruhanilerle dolu olduğunu, başka varlıklar da olduğunu Kur'an-ı Kerim'den öğreniyoruz. Böyle olunca Kur'an-ı Kerim'i iyi okuyan bir insan hem şu görünen alemi hem de görülmeyen alemi daha iyi kavramış olur. Ve zeminde ve gökte gizli Esma-i İlahiye'nin manevi hazinelerinin keşşafı. Bir hadis-i kutsi'de Cenab-ı Hak şöyle bildiriyor. Küntü kenzen mahfiyye. Ben gizli bir hazineydim. Mahlukatı yarattım. Ta ki
bilineyim, tanınayım diye. İşte hadisi kutside künuz-u esma, kenz-i esma veya yani öyle bir mana var. Dolayısıyla Cenab-ı Hakk'ın isimleri her biri gizli bir hazine durumunda. Kur'an-ı Kerim'i okuduğumuzda Kur'an-ı Kerim'de Allah-u Teala kendisini isimleriyle bize tanıtıyor. Kendisinin alim olduğunu, habir olduğunu, yaratıcı olduğunu, rızık veren olduğunu, şifa veren olduğunu, daha bunlar gibi diğer isimleriyle Kur'an-ı Kerim'de Allah-u Teala kendini bize tanıtıyor. Zeminde ve gökte gizli Esma-i İlahiye'nin manevi hazinelerinin keşşafı. Yani onları ortaya çıkarıyor. Ve bunlar bir defineye benzetilmesiyle, hani defineden nice kıymetli şeyler çıkar. Allah'ın mesela Halik isminden de gördüğümüz bütün varlıklar çıkmış. Onun Rezzak isminden gördüğümüz bütün rızıklar, gördüğümüz görmediğimiz hepsi çıkmış. Onun şifa hazineleri bitmiyor, tükenmiyor. Ne kadar dert varsa her derde derman yaratılmış. Bu şekilde her bir ismi bir hazine tarzında görebiliriz. Ve sutur-u hadisatın altında muzmer hakaikın miftahı. Olaylar satırlara benzetiliyor. Olaylar satırlarının altında örtülü olan hakikatlerin anahtarı. Malum anahtarla işte bir yere girilir. Diyelim bir hazineye girilir ve o hazineden istifade edilir. Kur'an-ı Kerim'deki ayetlerle de olayların arka planını görmüş oluyoruz. Diyelim ki şu dünyada insanların başına bir takım sıkıntılar geliyor, musibetler geliyor, felaketler geliyor. Acaba niye? Kur'an-ı Kerim'den bir ayet bize diyor ki, "Asa en takrahu şey'en ve huve hayrul lekum." Yani hoşunuza gitmeyen bir şey hakkınızda hayırlı olabilir. Hoşunuza giden bir şey de şer olabilir. Allah bilir, siz bilemezsiniz. Böylece olayların arka planında neler var, ne gibi güzellikler var, Kur'an-ı Kerim bize bunu anlatıyor. Ahsene külle şeyin halaga, 18. sözde bu açıklanmıştır. Allah yarattığı her şeyi güzel kıldı. Ve bunun açıklamasında deniliyor ki, her şey ya bizzat güzeldir veya neticeleri itibariyle güzeldir. Bu açıdan baktığımızda, alemde hoşumuza gitsin gitmesin, beğenelim beğenmeyelim, ne varsa aslında güzeldir. Peki sadece aklımızla biz bu sonuca ulaşabilir miyiz? Sadece akla kalırsa ulaşmayabiliriz. Ama Kur'an-ı Kerim'i okuduğumuzda her şeyde bir güzellik var. Bu manayı oradan öğreniriz. Ve alem-i şehadette alem-i gaybın lisanı. Şu görülen alemde görülmeyen alemin dili. Ve şu alem-i şehadet perdesi arkasında olan alem-i gayb cihetinden gelen iltifatat-ı ebediyyi rahmaniye ve hitabat-ı ezeliyyi sübhaniyenin hazinesi. Yani Cenab-ı Hak Kur'an-ı Kerim'i Peygamberimize göndermiş. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam Kur'an-ı Kerim'in ilk muhatabı. Ama tek muhatabı değil. Hepimiz Kur'an-ı Kerim'in muhatabıyız. Tenzilül Kitab diye ayetlerde geçer. Peygamberimize 23 yıl boyunca nazil olduğu gibi ömür boyu Kur'an-ı Kerim bize nazil olur. Şu manada yani Kur'an'a muhatap oluruz. Ayetlerini anlamaya çalışırız. Ve Allah-u Teala orada iltifatta bulunuyor. Ya eyyühen nas, ey insanlar. Ya eyyühellezine amenu, ey iman edenler. Ya eyyühel insan, ey insan. Bu gibi ifadelerle bize sesleniyor. Hatta fıkıh kitaplarında geçer. Bir kimse Kur'an-ı Kerim'den okusa, ardından da yemin etse, dese ki ben Allah ile konuştum, bu insan yemininde sadıktır. Allah'ın kelamını okumuştur. Sanki Allah ile konuşmuş gibidir. İşte alemlerin Rabbi olan Allah, Rabbimiz Kur'an-ı Kerim'de bize iltifatta bulunuyor ve kendi aklımızla normalde halledemeyeceğimiz,
nice meseleleri Kur'an'da bize halledilmiş olarak sunuyor ve bizi irşat ediyor. Ve şu İslamiyet alemi manevisinin güneşi, temeli, hendesesi. Güneşi deyişi malum yeryüzündeki bütün enerji kaynakları güneşe tabidir. Güneşe dayanır ve oradan alır alacağını. İslamiyet'in de bütün meseleleri temelde Kur'an'a dayalıdır. Peygamberimizin sözleri Kur'an-ı Kerim'in açıklaması mahiyetindedir. Mesela hadis kitaplarında diyelim Kitab-ı Salah diyor, namazla ilgili bölüm. Kitab-ı Sıyam diyor, oruçla ilgili bölüm. Kitab-ı Tahare diyor, işte temizlikle alakalı bölüm. Bütün bunların kökleri, esasları Kur'an-ı Kerim'de. Malum Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam tebliğ ile mükellef. Allah-u Teala ona emrediyor ki, Ya eyyühe Resul, belligh mâ unzile ileyke min Rabbik. Rabbinden sana ne indirilmişse tebliğ et. Ama öte taraftan Peygamberimiz tebyin ile de mükellef. Yani beyan etmek. Kur'an'daki manaları açıklamakla da mükellef. Dolayısıyla bütün hadis kitaplarında yer alan hadisler Kur'an-ı Kerim'in bir yönüyle açıklaması durumundadır. Bu açıdan Kur'an-ı Kerim İslamiyet manevi aleminin güneşi. Bir başka açıdan temeli, yani bir binanın temeli onu ayakta tutar. İslam'ın meselelerinin de temeli Kur'an-ı Kerim'de ifade edilmiştir. Hendesesi, ölçüleri Kur'an-ı Kerim'de ifade edilmiş. Ve avalim-i uhreviyenin mukaddes haritası. Kur'an-ı Kerim, ahiret alemlerinin mukaddes haritası. Şu anda dünyadayız. Dünya günlerini yaşıyoruz. Bunun peşinde ahiret gelecek. Mesela ayet-i kerimede وَالْتَنْزُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدْ Her bir nefis yarın için ne hazırladığına baksın deniliyor. Dolayısıyla dünya adeta bir gün. Dünya bir gündür, o da bugündür demişler. Bir de yarın gelecek. Yarın diğer alem. İşte Kur'an-ı Kerim ahiret aleminin mukaddes haritası, yani ahirette neler var, bizi neler bekliyor, Kur'an-ı Kerim bize anlatıyor. Mesela ehli cehennem, cehennemde şeytanın etrafını kuşatıyorlar, toplanıyorlar etrafında. İşte senin yüzünden biz buraya düştük diye sitem ediyorlar. Şeytan orada diyor ki, benim sizin üzerinizde herhangi bir yaptırım gücüm yoktu. Zorla size bir şey yaptırmış değilim. Ben diyor sadece sizi davet ettim, siz de geldiniz, gelmeseydiniz. Bir şeytanlıkla oradan işin içinden bir nevi sıyrılıyor. Cevabı da doğru bir cevap. Yani insanın fiillerinde serbest olması söz konusudur. Şeytanın bir yaptırım gücü yoktur. Ama ona bir vesvese gücü verilmiş. Sadece vesvese veriyor. İnsan da uyuyor veya uymuyor. İşte Kur'an-ı Kerim böyle bir olayı anlatarak cehennemden bir tabloyu bize sunuyor. Başka bir ayette, Saffat suresinde, ayetlerde cennetten bir tablo anlatılıyor. Saffat suresinin ikinci sayfasında işte cennet ehli kendi aralarında sohbet ediyorlar. İçlerinden bir tanesi diyor ki, dünyada benim bir arkadaşım vardı. Ve bana diyordu ki, sen tasdik edenlerden misin, inananlardan mısın? Ve beni diyor, inancımdan vazgeçirmeye çalışıyordu. Ben diyor, imanımda sebat ettim ve elhamdülillah diyor, kazandım. Ardından da, şimdi diyor, o ne halde, siz onun halini biliyor musunuz? Ve o anda kendilerine gösteriliyor, cehennemin ortasında azabıyla baş başa. Ve cennetteki o kişi, dünyadaki o arkadaşına sesleniyor. Yazıklar olsun sana, az kalsın beni de oraya yuvarlayacaktın. Bu cennetten bir tablo. Cennet ve cehennemden ikisini de ilgilendiren bir tablo. İşte burada cennetten bir tabloyu Allah-u Teala bizlere sunuyor. Ve böylece bizi düşünceye sevk ediyor. Önünüzde bunlar var. Cennet var, cehennem var. Bir harita şeklinde
bizlere gösteriyor. Ve zat ve sıfat ve esma ve şuun-u ilahiyenin kavli şarihi, tefsiri vazıhı, bürhan-ı katı'ı, tercüman-ı satı'ı. Yani Kur'an-ı Kerim'in belki de en büyük bir özelliği Allah'ı bize tanıtmasıdır. Allah'ı zatıyla, sıfatlarıyla, isimleriyle, şuunatıyla bize anlatıyor. Mesela İhlas suresinde Allah ehaddir, samettir. O bir baba da değildir, bir evlat da değildir. Onun dengi yoktur. Kur'an-ı Kerim bizi buna, bizi bu manalara muhatap ederken Allah'ı zatıyla, isimleriyle anlatmış oluyor. Leyse kemithlihi şey, Allah'a denk bir şey yoktur. Onun misli misali yoktur. Yine Kur'an-ı Kerim'de anlatılan hakikatlerden. Sıfat itibariyle işte Allah'ın ilim, irade, kudret gibi sıfatlarının olması Kur'an-ı Kerim'de bize anlatılıyor. Beşinci şuada geçen bir ifade. Kafirler diyor Allah'ı inkar etmiyorlar. Onun sıfatlarında hata ediyorlar. Yani Allah'ın sıfatlarını bilmemek insanları dalalete sevk eden önemli hususlardan bir tanesi. Avrupa'da, Orta Çağ'da deist filozoflar diye bir grup çıkmış. Bunlar bakmışlar, Hristiyanlığın böyle muharref inancıyla bir yere varamayacaklar. Aklımız bize yeter demişler. Ve illa bir peygamberin gelmesi gerekmez, akılla da insan Allah'ı bulur demişler. Bunlar Allah'a inanıyorlar. Ancak Allah'ın sıfatlarında tam isabet edemiyorlar. Demişler ki bunlar, Allah mekanik bir alem yaratmış. Adeta kurulmuş bir saat gibi. Sistemi çalıştırmış. Artık gerisine Allah karışmıyor. Allah alemi yaratmış, gerisine karışmıyor. Hatta şunu ifade etmişler. Demişler ki, Allah kendisi dilemiş olsa bile artık aleme müdahale edemez. Ve kendilerinin hür olduğunu, irade sahibi olduğunu kabul eden bu insanlar, Allah'ı haşa iradesi olmayan mahkum bir varlık gibi öyle tasavvur etmişler. Allah'ı inkar etmiyorlar ama Allah'ın sıfatlarından birinde isabet edememişler. Kur'an-ı Kerim okuduğumuzda فَعَالُ لِمَا يُرِدْ Allah dilediğini yapar. يَخْلُقُ مَا يَشَى Dilediğin ne dilerse yaratır. Külle yevmin ve fî şe'n, o her an bir tasarruftadır. Bu gibi ayetler Allah-u Teala'nın irade sıfatıyla da çok yakından alakadar. Dolayısıyla Allah dilediğini yapar, dilemediğini yapmaz. Dilediğini yaratır, dilemediğini yaratmaz. Kur'an'ın bir hakikati olarak bize anlatılıyor. İsimler itibariyle وَلِلَّهِ الْاَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَدْعُوهُ بِهَا Allah'ın Esma-ül Hüsna'sı vardır. Bunlarla ona dua edin. Esma-ül Hüsna ifadesi Kur'an'da geçen bir ifade. Ve mesela Fatiha suresinde veya Besmele'den başlayalım. Besmele'de Allah, Rahman, Rahim. Üç tane isim geçiyor. Fatiha'da Rabbül Alemin derken işte Rab ismi, Melki Yevmiddin derken Malik ismi, veya izafette din gününün maliki, sahibi manası. İyyâke nâbudu derken oradan mâbud ismi düşünülebilir. İyyâke nestaîn derken mu'in ismi düşünülebilir. İhtina derken hidayet eden, yol gösteren, hadi ismi gibi. Bu şekilde Allah-u Teala isimleriyle Kur'an'da kendini bize tanıtıyor. Son sure Kul e'udu bi Rabbin Nas. Orada üç isim orada ardı ardı geçiyor. Rabbün Nas, Melikin Nas, İlahin Nas. Üç tane insanlarla alakalı. İnsanların Rabbi, insanların Meliki, insanların İlahı. Üç tane isim orada ardı ardı geçiyor. Kur'an-ı Kerim bu nazarla baştan sona okunsa, Cenab-ı Hakk'ı bin bir ismiyle bize anlattığı görülecektir. Ve bu insanların anlatması tarzında değil. Allah bizzat kendini isimleriyle, sıfatlarıyla, ünvanlarıyla bize tanıtıyor. Bir de şuun-u ilahiye,
Ayette külle yevmin ve fî şe'n. Orada şe'n, bunun çoğulu şu'un gelir. Allah her an bir tasarruftadır. İşte mastari manalara şu'unat denilmiş. Öyle bir açıklama yapılıyor. İşte yaratmak, rızık vermek gibi ince bir mana. İşte her cemal kemal sahibi kendi cemal ve kemalini görmek, göstermek ister. Görmek istemesi, göstermek istemesi Allah-u Teala'nın şuunatından. Kur'an-ı Kerim işte Cenab-ı Hakk'ı zatıyla, sıfatlarıyla, isimleriyle, şuunatıyla anlatıyor, açıklıyor ve onların bürhanını, delilini zikrediyor. Ve şu alemi insaniyetin mürebbisi. Yani Kur'an-ı Kerim insanlık alemini terbiye ediyor. Terbiye derken malum terbiyede basitten mükemmele doğru götürmek vardır. Bir insan Kur'an'a göre yaşasa gerçekten mükemmel bir seviyeye gelmiş olur. Ve kamil insan, insan-ı kamil diye bir kavram var. İnsan-ı kamil halini alır. Yaratılış itibariyle insan fevkalade mükemmel bir şekilde cihazlarla donatılmış. Ama insanda nefis var, insanda şeytan var. Ve nefis ve şeytan insanı aşağılara doğru indirmek istiyor. İnsanda bencillik var, egoizm. Bütün bunlar insanı aşağılara doğru çekiyor. Ama bu insanın terbiye olması lazım. Peki neyle terbiye olacak? İşte Kur'an-ı Kerim'de bunun esasları ifade edilmiş. Bu insan nefisten nasıl kurtulur? Nefsin bencilliğinden nasıl sıyrılır? Şeytana nasıl muhalefet eder? Bunun esasları, örnekleri Kur'an-ı Kerim'de harika bir şekilde anlatılmış. Ve insaniyet-i kübra olan İslamiyet'in ma ve ziyası. İnsaniyet-i kübra, Risaleler dışında başka kitapta kavram olarak geçiyor mu bilemiyorum. Ben şahsen görmedim. En büyük insaniyet demek. Yani insanlık İslamiyet'le kemalini buluyor. Belki anlama noktasında başka bir noktaya da biraz temas etsek daha iyi anlaşılabilir. Muhakematta Bediüzzaman insaniyeti sura ve insaniyeti kübra iki kavramı beraber kullanıyor. Mehasini medeniyet yani medeniyetin güzellikleri insaniyeti suradır diyor. Küçük insanlık. Yani medeniyetin güzellikleriyle insanlık bir derece tecelli ediyor. Ne gibi? Ben bunu şöyle ifade etmeye çalışayım. Mesela Bediüzzaman uçakları gördüğü zaman nevimle iftihar ediyorum dermiş. Yani evet kuşlar binlerce yıl bize tepeden baktı. Bize hava attılar. Ama gün geldi biz kuşları geçecek şekilde daha süratli bir şeyler yaptık. Ve insanlar bu şekilde havada uçaklarla gidebiliyor. İnsanlık bir derece medeniyetin güzellikleriyle açığa çıkıyor. Yani biz insan olarak diğer varlıklardan üstünüz. Bunun göstergelerinden birisi medeniyetin güzellikleridir. İşte günümüzdeki o cep telefonları falan dünyanın her tarafını görülür, gösterilir hale getiriyor. Sesinizi dünyanın her tarafına duyuruyor. Görüntünüzü her tarafa ulaştırıyor. Hiçbir canlı için, o gördüğümüz canlılardan hiçbir canlı için böyle bir şey yapmaları tasavvur bile edilemez. Hayal bile edilemez. Çünkü onlarda böyle bir kabiliyet yok. İşte ilimle, teknolojiyle, medeniyetin güzellikleriyle insanlık bir derece açığa çıkıyor. Ama bu kamil insan olmamız için yeterli midir? Hayır, değildir. İnsanlar diyelim bu şekilde uçakları yapar ama bu uçaklarla insanların başına atom bombası da atar. İkinci Dünya Savaşı'nda Amerika'nın attığı gibi. Veya başka zamanlarda yine istilacı gayelerle bu gibi silahların kullanıldığı gibi. O zaman insanlık tam tecelli etmiyor. İnsanın vahşet yönü tecelli ediyor. Ama medeniyetin bu güzelliklerine sahip olursunuz da bu imkanları adaletin her tarafa ulaştırılmasına vesile yaparsınız. Bu gücü insanlığın lehinde kullanırsınız. O zaman insanlık kamil manada tecelli etmiş olur.
İşte bu açıdan baktığımızda İslamiyet insaniyeti kübradır. En büyük insanlık. Ve bunun da ma ve ziyası Kur'an-ı Kerim. Ab-ı hayatı Kur'an'dan geliyor. Işığını Kur'an'dan alıyor. Ve nevi beşerin hikmeti hakikiyesi. Hikmet felsefe anlamında da kullanılmış. Veya şöyle diyeyim, felsefeye hikmet namı da verilmiş. En azından felsefenin bir kısmında hikmet olduğu malum. Gerçekten insanlar, böyle düşünen insanlar çok güzel hikmetli sözler de söylemişler. Felsefenin başlıca üç alanı var. Bunlardan birisi varlık felsefesi, birisi bilgi felsefesi, biri de değerler felsefesi. Değerler felsefesinin de etik ve estetik diye iki bölümünden söz ediliyor. Biri ahlak felsefesi, diğeri de güzellikle alakalı durumlar. İşte felsefenin cevelan alanı olan bu alanlarda ele aldığı ne kadar meseleler varsa bunların cevapları Kur'an-ı Kerim'de zaten verilmiş. Felsefe daha çok bir arayış ama Kur'an-ı Kerim doğrudan onu bize netice olarak veriyor. Biz Kur'an'ı iyi anlayabilsek felsefecilerin arayıp da bulamadıklarını peşin olarak bulmuş oluruz. Bediüzzaman yine bu noktada çok güzel bir temsil veriyor. İşte mesela yıldız böceği. Yıldız böceği azıcık ışığıyla gecenin karanlığında önünü aydınlatmaya çalışıyor. Ne kadar aydınlatabilir? Doğru dürüst aydınlatamaz. Ama arı her ne kadar kendi ışığı yoksa da gündüzün ışığı altında, güneşin ışığı altında her tarafı ayan beyan görür. İşte filozoflar o yıldız böceği gibi gecenin karanlığında kendi akıl fenerleriyle önlerini aydınlatmaya çalışıyor. Tam da aydınlatamıyorlar. Bir mümin, velev bir filozof kadar bilgisi olmasa, kapasite itibariyle o kadar kapasitesi de olmasa, ama Kur'an-ı Kerim'i iyi anlasa, arı misal olur. Kendi ışığı yoktur ama güneşin ışığı altında iş yapar. Vahyin ışığı altında alemi gerçekte olduğu gibi görür. Ve bu şekilde gerçekten alemin sırrını, tılsımını çözmüş olur. Demek ki gerçek hikmet Kur'an-ı Kerim'de orada bize beyan edilmiş. Ve insaniyeti saadete sevk eden hakiki mürşidi ve hadisi. Hadi, hidayet eden, yol gösteren. Mürşit, irşat eden anlamında. İnsanları tabii mutluluğa sevk ettiğini iddia eden değişik görüşler var. Ama gerçek anlamda saadet, Kur'an-ı Kerim'in çizdiği yolda. İnsan Kur'an'a göre yaşasa, la havfun aleyhim ve la hum yahzenun. Onlara bir korku da yoktur. Onlar üzülmezler de. Yani başkalarının korktuğu yerde onlar korkmazlar. Başkalarının üzüldüğü yerde onlar üzülmezler. Gerçek mutluluğun böyle temel esasları Kur'an-ı Kerim'de beyan edilmiş. Bu noktada Kur'an-ı Kerim bizi irşat ediyor. Bir de yol gösteriyor. İnsan tabii yol bilmediğinde şaşırır kalır. Ne yapacağım, ne edeceğim? Ama Kur'an-ı Kerim elimizden tutuyor. Nerede ne yapmamız gerektiğini bize öğretiyor. Mesela kime ibadet edelim? İnsanda bir mabuda ibadet etme duyusu fıtri olarak var, fıtratımızda var. İnsan bunun gerçek mecrasını bulamayınca işte putlara tapıyor veya Hindistan'da olduğu gibi ineklere tapıyor, öküzlere tapıyor. Hindistan'a biz gittiğimizde orada anlattılar. Yani sadece tapılan şey değilmiş, sadece öküz değil. Şu andaki Hindistan'da milyonlarca tanrı varmış. Yani böcekleri falan tanrı kabul ettikleri oluyormuş. Yani demek ki insan Kur'an-ı Kerim'i dinlemezse bir ineği, bir öküzü mabut zannedebilir. Hatta bir çekirgeyi mabut zannedebilir. Marx gibiler işte insanın menşeini maymunda aramışlar. Bu bizim atamız demişler. Kendilerini hayvanlaştırmışlar. İnsana menşe olarak bir hayvanı göstermeye çalışmışlar. Halbuki Kur'an'a kulak vermiş olsalar, kendilerinin doğrudan insan olarak yaratıldığını,
asil bir soydan geldiklerini görmüş olurlardı. Ve insana hem bir kitabı şeriat, hem bir kitabı dua, hem bir kitabı hikmet, hem bir kitabı ubudiyet, hem bir kitabı emir ve davet, hem bir kitabı zikir, hem bir kitabı fikir, hem bütün insanın bütün hacat-ı maneviyesine merci olacak çok kitapları tazammun eden tek cami bir kitabı mukaddestir. Kur'an-ı Kerim'de camiiyet var. Şöyle anlatmaya çalışayım. Yani insanın manevi yönden ne kadar ihtiyacı varsa, hatta maddi yönden nelere ihtiyacı varsa, bunların temel esasları Kur'an-ı Kerim'de ifade edilmiş. Ne gibi? Unzuru mâ fis semâvâti vel ard. Göklerde ve yerde ne var? Bakın. Bütün ilimler buradan çıkarılabilir. Çünkü bütün ilimler gökleri yeri incelemek suretiyle meydana gelmiştir. Kur'an-ı Kerim teşvik ediyor. Ve huvellezî ceale lekumul arda zelûle femşû fî menâkibihâ. O Allah ki yeryüzünü size musahhar kıldı, itaatkâr kıldı. Öyleyse yerin omuzlarında yürüyün. Coğrafi keşiflere doğrudan bir teşvik gibidir. Yeryüzünün her tarafının bilinmesi, tanınması noktasında Kur'an-ı Kerim teşvik ediyor. Bu noktada tam bir camiiyet var. İşte Kur'an-ı Kerim insana hem bir kitabı şeriat, şeriat kitabı, hüküm kitabı gibi düşünülebilir şeriat derken, emirler, yasaklar var. Kur'an-ı Kerim'de bunlar bize bildirilmiş. Hem bir kitabı dua, dua kitabı. En güzel dualar Kur'an-ı Kerim'de yer almış. Mesela benim en dikkatimi çekenlerden birisi, Rabbi zidni ilme. Cenab-ı Hak peygamberimize ve onun şahsında hepimize şu duayı öğretiyor. De ki, Ya Rabbi ilmimi artır. Mesela, Ya Rabbi malımı artır diye bir dua bize öğretilmemiş Kur'an'da. Ama ilmimi artır diye bir dua öğretilmiş. İlim maldan çok daha önemlidir. Başka bir dua, Rabbi edhilni mudhale sıdk ve ahricni muhraca sıdk. Ya Rabbi girdiğim her yere, her şeye sıdk ile girdir, sıdk ile beni çıkar. Yani yeni bir güne diyelim giriyoruz. Sabah bu duayı okuduğumuzda bugüne dosdoğru gireyim ve gün bittiğinde de dosdoğru sadık bir şekilde bugünden çıkayım. Ne kadar harika bir dua. Veya bir işe giriyoruz. Dosdoğru o işe girmek, işin hakkını vererek dosdoğru o işten çıkmak ne kadar harika bir şey. Daha bunun gibi işte kabre gireceğiz, kabirden çıkacağız. Bütün buralara şumul olan harika bir dua. Bunun gibi Kur'an-ı Kerim'de belki yüzden fazla dua var. İnsan bu duaları öğrense çok daha şumullü bir şekilde dua etmiş olur. Hem bir kitabı hikmet, Kur'an-ı Kerim, hikmet kitabı. Hem bir kitabı ubudiyet. Ubudiyet, Allah'a abdolmak. Allah mabuttur, biz de onun abdiyiz. Dünyada ibadetle mükellefiz. İbadet daha çok belli şekiller. Mesela namazı belli bir şekilde kılıyoruz. Oruçta belli esaslara riayet ediyoruz. İşte Allah'ın emrettiklerini yapmak buna ibadet denilmiş. Ubudiyet de Allah'ın bizde yaptıklarını kabullenmek. Yani bir tavrı ubudiyetkerane deniliyor buna. Ubudiyetkerane bir tavır almak. Yani biz Allah'ın kuluyuz. Dolayısıyla o bizde dilediği gibi tasarrufta bulunur. İbadet dünya hayatında var. Diğer alemde şekli olan ibadet söz konusu olmayacak. Yani orada bir mükellefiyet tarzında durum yok. Ama ubudiyet manası orada da devam edecek. Ebediyen devam edecek. Hem bir kitabı emir ve davet. Yani Kur'an-ı Kerim bir takım emirleri bize bildiriyor. Bir de bir davet kitabı. Kur'an-ı Kerim bizi bir takım esaslara riayet etmeye davet ediyor. Şöyle yapın, böyle edin. Bu şekilde emir ve davet var. Hem bir kitabı zikir. Mesela
Eftalü zikr, la ilahe illallah, zikrin en eftali, la ilahe illallah'tır. Ve tarikatlarda la ilahe illallah zikri en temel bir zikir olarak yine yer almaktadır. Dolayısıyla Kur'an-ı Kerim ayetlerine baktığımızda orada la ilahe illallah manasında bize ders verildiğini görürüz. Yani ibare olarak da aynen la ilahe illallah Kur'an-ı Kerim'de geçmektedir. Öte yandan mesela ya hayy ya kayyum en önemli zikirlerden Allahu la ilahe illa huvel hayyul kayyum. Hay kayyum Kur'an'a dayanan bir zikir. Hasbunallah ve ni'mel vekil yine zikirlerde önemli bir zikir. Kur'an-ı Kerim'de Uhud Harbi ile alakalı ayetler içerisinde ona da yer verilmiş. Sahabe orada met ediliyor. اَلَّذ۪ينَ قَالَ لَهُمُ النَّاسِ اِنَّ النَّاسَ قَدْ جَمَعُوا لَكُمْ فَخْشَوْهُمْ فَزَادَهُمْ اِيمَانًا وَقَالُوا حَسْبُنَ اللّٰهُ وَنِعْمَ الْوَكِلِ Onlar öyle kimselerdir ki onlara denilse insanlar sizin için toplandı onlardan korkun. Bu onları korkutmaz. Ve onlar derler ki bu onların imanını artırır ve derler ki hasbunallah, Allah bize yeter ve ni'mel vekil, o ne güzel vekildir. Kur'an-ı Kerim bir olay içerisinde bu ibareyi de kullanıyor. Hasbunallah ve ni'mel vekil ve bize bir zikir olarak bunu ders veriyor. Sonra hem bir kitabı fikir, Kur'an-ı Kerim bir fikir kitabı. Yani bir kimse ne kadar büyük alimse yazdığı eserde o kadar fikirlerle dopdolu olur. Ve hayranlıkla o kitabı okuruz. Kur'an-ı Kerim Allah'ın kelamı olması haysiyetiyle onun sonsuz ilminden geliyor. Böyle olunca da en derin fikirler orada yer almış. Ve dünyanın, ahiretin sırları orada bize beyan edilmiş. Kur'an'ı çok iyi okuyan, çok iyi anlayan bir kimse fikir yönüyle gerçekten en güçlü bir konuma gelebilir. Anlayışı seviyesinde böyle bir fikri seviyeyi elde etmiş olur. Hem bütün insanın bütün hacat-ı maneviyesine merci olacak, çok kitapları tazammun eden tek cami bir kitabı mukaddestir. Kur'an-ı Kerim tek bir kitap. İşte 600 sayfa falan. Ama çok kitapları tazammun ediyor. Ben ilahiyattayım ve branşımda tefsir, Kur'an-ı Kerim'le alakalı. Şu anda Türkiye'de aktif olarak 75 ilahiyat var. 90'dan fazla toplamda da bir kısmı henüz daha talebe almadı. Ve bu 75 ilahiyatta belki en az 5000 civarında öğretim üyesi var. Ve bu öğretim üyeleri Kur'an-ı Kerim merkezli çalışıyor. Özellikle temel İslam bilimleri zaten Kur'an'a dayanır. Diğer alanlar da ilahiyat olduğu cihetle bütün meselelerini yine Kur'an'a dayandırırlar. Böyle olunca sadece bizim şu 30 yıllık döneme bile bakılsa, geriye dönüp 30 yıllık dönemde Kur'an-ı Kerim'le alakalı ne gibi araştırmalar yapılmış. Kur'an-ı Kerim'in tek bir ayetiyle alakalı icabında oradan bir doktora tezi çıkıyor. Yani ne gibi? وَلَنْ تَجْدِ لِسُنَّتِ اللّٰهِ تَبْد۪يلًا Sen Allah'ın sünnetinde Allah asla bir değişiklik bulamazsın. Buradan sünnetullah kavramı geliştirilmiş. Sünnetullah. Yani Allah'ın sünneti, kanunu, adeti anlamında. Ve sünnetullah nedir? Kur'an-ı Kerim'in bir bütünlüğü içinde bunun yeri nedir? Diğer ayetlerle alakası nedir? Bu incelendiğinde bir tek bu kavram etrafında yıllarca araştırma yapıyor, doktora çalışması yapan kişi. Ve neticede bunu bir eser olarak kamuoyuyla paylaşıyor. Veya diyelim bir başkası melekutla alakalı. Belki 5-6 ayette melekut kelimesi geçiyor. Ama Kur'an'ın bütünlüğü içinde o anlamı teyit eden, o anlamla alakası diğer ayet, onunla alakası olan diğer ayetler beraber incelendiğinde gerçekten de oradan bir doktora tezi açığa çıkıyor ve bunlar kitap haline de geliyor. Binlerce bu şekilde yapılmış çalışma var.
ve yenileri de yapılacak. Yani demek ki Kur'an-ı Kerim'de böyle bir mana zenginliği var ki üzerinde devamlı yeni çalışmalar yapılabiliyor ve yeni yeni manalara insanlar muhatap olabiliyor. Ve hem bütün insanın bütün hacat-ı maneviyesine merci olacak çok kitapları tazammun eden tek cami bir kitabı mukaddestir. Tabi bu geri kalan kısımlarda 100 sayfa kadarki bölümde bunların çok örnekleri de anlatılıyor. Mesela Hz. Musa'nın Firavun'la olan mücadelesi Kur'an'da tarihi bir olay gibi anlatılır. Ama öyle anlatılır ki biz de bugün o kıssayı okuduğumuzda oradan nice günümüze mesajları okuyabilmekteyiz, görebilmekteyiz. Hatta bazı zatlar böyle kendi nefislerini bir nevi Firavun gibi görmüşler. Kalpte bir nevi Musa gibi. Ve Hz. Musa'nın Firavun'la olan mücadelesi ne gibi alanlarda cereyan ediyorsa insanın kendi iç dünyasında, enfüsü aleminde benzeri bir mücadele devam ediyor. Bu işari bir tefsir. Mevlana gibi zatlar buna temas etmişler. Ve mesela Mevlana diyor ki, Firavun'u görmedinse de kendine bak diyor. Kendi içindeki Firavun'u gör. Dikkat et diyor, Firavun'da olan sende de vardır. Ama seninki şu an biraz kayıtlı, bir imkan bulsa o da bir Firavun olacak diyor. İşte nefis terbiyesi açısından mesela bakılsa, Firavun'un ne gibi özellikleri varsa aslında bizde de var. İnsanın nefsinde, mahiyetinde, işte ben demek, kendini bir şey zannetmek, bu gibi şeyler bulunmakta. Veya diyelim orada Karun anlatılıyor Firavun kıssasında. Karun, onun da özelliği servetiyle mağrur olması, servetiyle şımarması. Allah'tan geldiğini göz ardı ediyor. اِنَّمَا اُوْتِتُهُ عَلَى اِلْمٍ اِنْدِي Bu bendeki bir ilimden dolayı bana verildi diyor. Ve Allah verdi demiyor. Bu şekilde işte insan orada kendindeki karuniyet özelliğini görür bunu okuduğunda. Karun'da olan bilkuvve her insanda da vardır. Öte yandan mesela dersten evvel o izlenen belgeselde İblis'le alakalı geçmişti. Febime avveyteni diyor. Kendisinin Adem'e secde etmemesini Allah'ın ivası olarak Allah'a nispet ediyor haşa. Ya ben saptım demiyor da sen beni saptırdın diye bunu Allah'a nispet ediyor. İnsan bu kıssayı okurken acaba benim nefsimde de bu özellik var mı? Bakması gerekir. Şeytan ona o yönde telkinatta bulunabilmektedir. Halbuki Hz. Adem yasak ağaçtan yediğinde bunu Allah'a nispet etmedi. Ya Rabbena dedi, biz nefsimize zulmettik, kendimize yazık ettik, bizi bağışla. Eğer bağışlamazsan hüsrana düşenlerden oluruz dedi. Bu manada bakıldığında Kur'an-ı Kerim'deki anlatılanlar gerçekten de bütün zamanlara hitap ediyor. Bütün devirlere, bütün devirlerdeki bütün insan tabakalarına hitap ediyor. Ve bütün o hitaplar içerisinde her bir insan Kur'an bana hitap ediyor diye algılayabilmeli. Ve o şekilde Kur'an'ın ona da bir nüzulü olacaktır mana olarak. Ve bir insan her gün Kur'an-ı Kerim'den yeni yeni bir şeyler öğrenebildiğinde elhamdülillah bugün işte Rabbimin Kur'an'dan ihsan ettiği şu manaları anladım diyebilecektir. Ömür boyu bu nüzul devam eder ve bunun neticesinde de insan gerçekten çok iyi bir seviyeyi elde etmiş olur. Bu noktada Kur'an-ı Kerim işte bir rehberdir, bir mürşittir, önümüzü aydınlatır, nerede ne yapmamız gerektiğini bize ders verir. Nasıl ki iyi bir arkadaşımız olsa ve de çok da kültürlü, seviyeli olsa devamlı bize yardım olur. Şunu şöyle yap, bunu böyle et, bizi yönlendirmiş olur. Kur'an-ı Kerim bu noktada en güzel bir arkadaş. Kur'an'ın manalarını bildiğimizde
benzeri Kur'an'da anlatılan şeylerin benzerleriyle karşılaştığımızda hemen onları yorumlama imkanımız olur ve ona göre de bir tavır içerisine girmiş oluruz. Bu navigasyon cihazı var ya, navigasyon cihazı bu noktada güzel bir örnek olabilir. Diyelim yola çıkacaksınız, cihazı çalıştırdığınızda bulunduğunuz nokta, gideceğiniz nokta bunları belirtiyorsunuz. Bu size rehberlik yapmaya başlıyor. İşte 100 metre sonra sağa dön diyor mesela. Ona göre sizi yönlendiriyor. Onun dediğini yaptığınızda hedefe sizi ulaştıracak. Biz dünyadayız. Dünyada mutlu olmak elbette isteriz. Ahiret var önümüzde. Ahirette de mutlu olmak isteriz. İşte Kur'an-ı Kerim saadeti dareyini netice veriyor. Dünyada da bizi mutlu edecek, ahirette de bizi mutlu edecek esasları bize bildiriyor. Bu manada Kur'an-ı Kerim'i anlamayı, yaşamayı Cenab-ı Hak hepimize nasip eylesin. Lillahi'l-Fatiha.